Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Kadın konusunda, kadına şiddet konusunda, kadına değer verilmesi konusunda yahut da galiba hassas olanlarımızın sayısı çok az. O nedenle öncelikle bu konuda erkeklerimizin eğitilmesi gerektiğine inananlardanım. Canlarım, hiç kimse izlemese de kadınlarımızı korumaya, sadece kendi kadınlarımızı değil, bütün dünya kadınlarını korumaya kendi adıma söz veriyorum, devam edeceğim. Yine bazı arkadaşlarımız dünkü konuşmamda hayat pahalılığı sorununu önce çözün, sonra enflasyona girişin değişime itirazları var. Ama çok nazik itirazlar, çok saygılı itirazlar. Hatta belli ki belirli bir görüşün gerektirdiği itirazlar. Saygı duyuyorum ama ben böyle düşünüyorum. Benim için ehemmiyetli olan her 100 kişide 80'in yüksek moralli olması, gelecek korkusu, endişesi yaşamaması. Yine bir başka sevgili okurum, dinleyicim, herhalde belki de büyük ihtimalle beni yeni tanıyor olabilir. Son derece saygılı bir şekilde zenginlerin açgözlü olduğunu söylüyor. Evet, zenginler tarih kadar eskidir açgözlü olmakta. Ama 21. yüzyılın zenginleri bilhassa ilk 10 yıldan itibaren değişmeye başladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar karşılıklı masada oturup yemek yediği, yardım istediği Soros, sonra biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan tarafından aşağılandı. Hatta Osman Kavala Soros'un dostu olduğu için hapiste. Ama o Soros 2 sene önce sanırım ne dedi? Dünyanın zenginleri birleşin dedi. Bu fakirliklerin, bu yoksul ülkelerin sorunlarını Amerika'mızda da bütün dünyada da çözelim. Bunun için kendi kendimize devlet vergi koymadan gelirlerimizin %8'ini devlete verelim dedi Soros. Uydurmuyorum herhalde. Girersiniz Google'dan bilirsiniz. Bilenler de biliyor. Açgözlü iş adamları halen tabii var ama bitecek. Dijitalleşme yoğunlaştıkça, yapay zeka yoğunlaştıkça, yeni alttan gelen bu genç kuşak, bu Z kuşağı, ondan sonra alfabede ismi olmayan kuşaklar geldikçe zenginlerin açgözlülükleri bitmek zorunda. Canlarım, bitmek zorunda. Eğitimli insanı sömüremezsiniz. Eğitimli insanı aldatamazsınız. AKP neden 18 iktidarda? Eğitimsizliği özendirdiği için. İnsanları cahil bırakmayı özendirdiği için, insanları dinle uyuttuğu için iktidarda. Ve ne yazık ki insanlarımız dinle uyutulmaya zaten hazırdı. Çoktan hazırdı o. O bekliyorlardı ve böyle oldu. Peki şimdi? Şimdi gördüler ki yeni gelenler, yani onların çocukları ne anne, ne baba, ne dayı, ne teyze, ne amca, ne dede. Hiçbirisine benzemiyorlar, hiçbirlerine. Onlar akıllı, akılcı, ileri görüşçü, değişime açık, Tanrı ile kavgaları olmayan, Allah'la kavgaları olmayan, kutsal kitaplarla, dinle dinlerle kavgaları olmayan yeni modern muhafazakar gençler onlar. Evet, onların hiçbirisi AKP'ye oy vermeyecektir. İnanın, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na gelip kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin içinde pek çoğu başörtülü ama modern, yani özlem zengin tarzı olmayan genç kızlarımız, kadınlarımızdı. Ya bu ne güzel bir şey. Özlem zengin olacak, seçilmiş, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Katlanacağız, özlem zengine de tahammül edeceğiz. Ne yapalım? Onun da düşüncesi öyle. Bakacağız onun çocukları ne olmuş, nasıl gidiyorlar. Eğer çocuklarına baskı falan yapıyorsa diğer kadınlara yaptığı gibi, bu bir felaket tabii. Ama o çocuklar onu dinlemeyecekler. Yine menajerimi araya getireceğim sözü. Menajerimi arada mükemmel insanlık olayları anlatılıyor. Seyrettiğim tek dizi film. Bana uygun. Efendim reyting yapmıyormuş. Bana ne reyting yapmıyorsa? Ben reyting yapan dizileri izlemek zorunda mıyım? Sevgilimle beraber her pazar gecesi mutlak surette yeni bölümünü, özetini izlemiyorum elbette, yeni bölümünü sevgilimle oturup izliyoruz. Onda mesela ben hem Barış'ı hem Dicle'yi mükemmel genç örneği olarak veriyorum.
Anneye saygılı, elbette saygılı. Ama anneye saygı olmak, annenin emirlerine uymak demek değildir gençler. Annenizin, babalarınızın emirlerine uymayın. Hayır, aksine. Ama onlara neden uymadığınızı ellerinizin içine alarak, gözlerinin içine bakarak anlatın. Anneciğim deyin, babacığım deyin. Senin yaşadığın, senin benim yaşımda olduğun yıllarda akıllı telefon var mıydı? Siz oturduğunuz yerden dünyanın bir ucunu izleyebiliyor muydunuz? Evinizde binlerce binlerce sinema, on binlerce film var mıydı evinizde, evimizde var mıydı anneciğim? Yoktu. Ama bütün bunlar şimdi bizim evimizde var. Siz benim yaşımdayken, sizler benim yaşımdayken bilmediğiniz bir bilgi öğrenmek için ne yapıyordunuz? Gazetelerin dağıttığı ansiklopedileri alıyordunuz kupon biriktirerek. Neden? Bilgi sahibi olmak için. Nerede o ansiklopediler anneciğim? Fazlalık yapıyor diye attınız. Neden? Çünkü dijital bir platformda istediğim bilgiye hemen ulaşabiliyorum. Deyiniz ama kırmadan, dökmeden. Sizler tabii ki gelenekselleştirilmiş bir dinin etkisiyle büyüklerinizin emirlerini yerine getirmezseniz günaha gireceğinizi zannediyordunuz. Ama anneciğim, öyle bir emirle uymadı diye günaha girmek olmaz. Günümüzde kusura bakmayın ki bizler sizlerden çok öndeyiz, çok ilerideyiz. Biz sizin gençliğinizde bildiklerinizden çok daha fazlasını biliyoruz. Eğer siz bizden daha çok bilseydiniz, şurada sıradan bir televizyonun kumandası bozulduğunda gel oğlum, gel kızım şunu yap demezdiniz. Ama bunları annenizi, babanızı, büyüklerinizi kırmadan, gönüllerini okşayarak söyleyin çocuklar. Ama asla annenizin, babanızın emirlerine uymayın. Asla. Zaten anne baba emir veriyorsa onu bu çağda emirle iş yapılamayacağına yine kırmadan dökmeden ikna edin. Hayır, emir demiri kesmez artık. Ya emir demiri kesmiyor artık. O askerlikte olurdu. Günümüzde galiba askerlikte bile yok artık. Canlarım be, askerlik bile değişti ya. Bakın, hiç değişmez denilen askerlik bile değişti. İnanın dünyada askerlik artık tabii dediğim gibi değişiyor. Tipik bir komünizmdi. Herkes aynı elbiseyi giyer, herkes aynı yemeği yer, herkes aynı saatte yatar, herkes aynı saatte kalkar, herkes aynı anda yemin eder. Tipik bir komünizm. Yemeklerini kendileri pişirirler, masalarını kendileri kurarlar. Sonra da komutanlara öleceksin deyince gidip ölürlerdi. Şimdi çok değişti. Daha da değişecek, bu bir şey değil. Ben de göreceğim. En geç 8-10 sene içinde bu bildiğimiz savaşlar var ya, bu bildiğimiz savaşlarda da ya siborglar savaşacak ki büyük ihtimalle bence onlardan çok daha önce demir adamlar savaşacaklar. Yani robotlar savaşacak. Gençler ölmeyecek, öldürülmeyecek, birbirlerini öldürmeyecekler. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Gencecik, aslan gibi bir delikanlı savaşa gidiyor. Ve karşı taraftan kendisi gibi aslan gibi gencecik bir delikanlıyla karşılaşıyor, karşı karşıya. Birbirlerini öldürecekler. İkisinden biri diğerine küfür etmiş değil, hakaret etmiş değil, malını, mülkünü, namusunu çalmış değil, yan gözde bakmış değil, hiçbir şey değil. İkisi birbirine düşman değil. Ama ülkelerini yöneten siyasetçiler, bencil hesapçı siyasetçiler birbirlerine düşman olmanın ötesinde içeride yozlaşmış, örümcekleşmiş, dinci ve milliyetçi, ırkçı kafaları tatmin edebilmek, onların desteğini alabilmek için o zavallı çocukları savaşa gönderiyorlar. Ve ikisi birbirini hiç tanımayan iki delikanlı birbirini öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Gelecekte böyle bir şey olmayacak. Geleceğin çocukları, geleceğin askerleri bile karşılaştıklarında düşman diye belletilen diğer ülkenin delikanlısı aslanıyla en azından ortak bir dilleri olduğunu görecekler ve konuşacaklar, sohbet edecekler. Belki de el ele başka yerlere kaçıp gidecekler. Ama savaşmayacaklar.
Savaşmayacaklar, bu kadar iddialıyım. Ve ben 70 yaşımda Memduh Bayraktaroğlu bunu görecek kadar gencim. Hepinizi sevgili öpüyorum canlarım. Hoşça kalın güzellerim.